Hepinize selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz videonun hitlerine ve gelen mesajlara bakıyorum ki kaldıraçlı işlem yapan çok arkadaşımız varmış bu piyasada bildiğiniz gibi küçük sermayelerle büyük ilerlemeler kat etmeyle alakalı bir video çekmiştim. Ardından hem Twitter'dan çok fazla DM geldi hem de yorumlarda oldukça kaldıraçlı işlemlerle alakalı detaylı bir bilgilendirme istediğinizi fark ettim. Şimdi bildiğiniz gibi kaldıraçlı işlemler biraz riskli öte yandan da karlı işlemler. Ancak bu yolda ilerlerken bilmemiz gereken bazı hususlar var. Ben arkadaşlarımın ve grubumdaki arkadaşların bilgilenmesi adına nasıl kaldıraçlı işlemlerde güvenli trade deriz? nasıl sağlıklı ilerler ve sermayemizi büyütebiliriz. Bununla alakalı birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle bu işlerle uğraşıyorsanız, kaldıraçlı işlemlerle ilgileniyorsanız ya da normal trade ile de ilgileniyorsanız çok fark etmez. Bizim elimizde bazı silahlar olması gerekiyor. Bir traderin belli silahları vardır. Strateji, psikoloji, teknik analiz, bilgi, tecrübe, sabır vesaire birçok zaten bununla alakalı şey var. Ancak işlem yapmak istiyorsak ilk önce ve ilk önce bizim Teknik analizi belli bir seviyede bilmemiz gerekiyor. Destek direnç nedir, trend nasıl çizilir, kanal içi hareketler, indikatörler ve formasyonlar arkadaşlar. Bilmemiz gereken teknik analize dair en azından derdimizi anlatabilecek kadar ve işlem yapabilecek kadar bunları bilmeniz yeterli. Geri sizin sabır ve iradenize kalıyor. Çok büyük teknik analiz bilmenize, çok uçuk şeyler yapmanıza gerçekten gerek yok. Kanalımda bir teknik analiz diye oynatma listesi oluşturdum. Lütfen Red eden herkes otursun izlesin. 40 dakikanızı almaz. Belli şeyleri temel seviyede anlattım. İndikatörlere kadar var. Sadece formasyonları müsait bir zamanda çekeceğim. Teknik analiz serisini böylelikle şimdilik tamamlamış olacağız. Öncelikle bir teknik analizinizi öğrenin, işlem yapmayın, para atmayın. E, deneme yapmayın. Öncelikle bunu öğrenin. Ondan sonrası gerçekten çok kolay. Eğer zaten teknik analiz biliyorsanız veya videolarımı izlediyseniz yapmanız gereken işlemleri, daha doğrusu bizim yaptığımız işlemleri, kaldırış, kaldıraçlı işlemlerde ben nasıl işlem yapıyorum, Analist arkadaşlarım, gruptaki arkadaşlarımız nasıl işlem yapıyor. Ben bunu size grafik üzerinde şöyle özetle göstermek istiyorum. Kaldıraçlı market için ben kullandığım borsadaki pariteleri buraya ekleyip bayrakladım çabukça erişebilmek için. Önden analizimi yapıyorum. Örnek verecek olursak Ethereum klasikten bayağı bir para kazandık. E, hatta yani 250 dolarla başlamıştım ben bu serüvene geçen videoda anlatmıştım. Şu an 750 dolar civarında sadece Ethereum klasikten 250 dolar civar bir kar ettim. E, gerçekten ufak miktarlarla ve tamamen risk almadan e, risk almadan derken tabii ki her işlemde risk var ama şunu bilmek gerekiyor. Stop koyduğunuz zaman kendinize bir kaybetme sınırı koyduğunuz zaman atıyorum 15 dolar 20 dolarlık kayıplarla işlem yapıyorum. Bu da benim için risksiz bir işlemdir. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın her yerini çizmişiz grafiğin. Delik deşik etmişiz ki bunlar daha silinmiş halleri. Şimdi biz geliyoruz. Saatlik grafikte bir bakıyoruz. Mesela şöyle bir destek belirlemişiz. Bakın burasına destek demişiz. Eski direnç destek olmuş. Kuvvetli bir destek anlamına gelmiş. Biz buradan çizgimizi çekmişiz. İşlem yaparken teknik analiz bilginizi kullanarak bu bölgeyi bir destek olarak varsayıyoruz. Ben en azından işlem yaparken böyle yapıyorum. Şu bölgeye kendimi hazırlıyorum. Diyorum ki Ethereum klasik 8.21, 8.20 buçuk civarına geldiği zaman ben buradan işleme girerim. Biraz aşağısına da stopumu koyarım. Kafam rahat olur. Bu işlem stop patlarsa... Sağlık olsun giden 10-15 dolar param olur. 20 dolar param olur. Artık miktara göre söylüyorum. Ben 250 dolarlık bir cüzdanla hareket ettiğim için e, öyle söylüyorum. Şu an 250 dolar değil 700 küsur oldu gerçi. E, bu şekilde desteğin altına topunuzu koyarsınız. Ya da direncin üzerine. Bakın burada da aynı şekilde destek direnç ne kadar güzel çalışmış. Burada trendimizi çizmişiz. Scalping yapmışız. Burada direnç demişiz. Shortlamışız. Burada destek demişiz, longlamışız Tabii ki bu her işlemde kazandık anlamında değil. İşlem mantığımız bu şekilde. Gelmişiz, desteğimiz direncimiz belli. Burada bir kırılım gerçekleşmiş. Burada pullback olmuş. Long demişiz. Burada işlemler olmuş. Sonra fark etmişiz ki burada minor bir trend oluşmuş. Bunu trendler konusunda anlayacaksınız. Lütfen o videoyu da izleyin. Burada bir minor trend oluşmuş. Ardından bakın buradaki dirençler değerlendirilmiş. İşlem yapılmış. Buradaki paritelerden analizinizi yaparsınız. Bakın dün Twitter'dan da bas bas bağırdım. Bitcoin 8450'yi kırdığı zaman yükseliş trendi olan paritelerde bir trend kırılımı ve düşüş gerçekleşecek dedim. bakarsanız Ripple da aynı şekilde, BNB de aynı şekilde böyle şuralardan bir short denemesi kırıldıktan sonra şu bölgeden stop limitli. Ondan sonra linki görüyorsunuz. Link de bariz bir düşüş yaşamış. Yani teknik analizinizi iyi bilirseniz çizgilerle sınırlarınızı koyup burası bir destek midir? Destektir. Ben bunu buradan longlarım mesela. Desteğe geldiği zaman örnek veriyorum. Desteğe geldiği zaman bunu longlarım. Buraya stopumu atarım. Bunu atmak zorundayım zaten. Yani bunu yapmıyorsam kaybetmeye mahkumum. Giderim iddia bayını kumar oynarım. Zar atarım daha iyi. Bakın ne olmuş? Buradan bu Trend desteği kırıldıktan sonra ne kadar güzel çalışmış ve düşüş başlamış. Yani margin işlemlerde kaldıraçlı işlemlerde burada 20 dolara stop olabilecekken pozisyon burada kaldığı zaman 250 dolarlık bir yatırımınız 250 dolarlık bir işleminizin 150 doları 180 doları zararda oluyor. Ondan sonra yazıyorsunuz hocam ne yaptım ne yapacağız nasıl edeceğiz attık çıktık şu oldu bu oldu. Hani bunlara gerek yok tedbirinizi alacaksınız işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir diğer konu da sermaye yönetme riski bölme konusu arkadaşlar. Şimdi işlemleri nasıl yaptığımızı neye göre hareket ettiğimizi anlattım kısaca. Daha önemli konu da parayı yönetebilmek. Adamın 10 bin dolar sermayesi var. Spotta tuttu 10 bin dolarını alıyor margin borsasına taşıyor. Yanlış böyle bir şey gerek yok. 10 bin dolar bir bütçen varsa atarsın 1000 dolarını atarsın 500 dolarını. Ne olur kaldıraş işlemler riskli değil mi? 10 bin dolar sermayesi olan adam 500 dolar kaybettiği zaman üzülür tabii ki. Ah der, uh der ama battım, bittim ben, yandım, kül oldum demiyor. Riske edilebilir miktar dediğimiz şey bu aslında. Zaten kaldıraçlı işlemlerin çok güzel bir nimeti var. Sana riskli yanının, kötü olan yanının bir bıçak sırtıdır bu. Bir tarafı çok riskli. Yönetemezsen büyük kaybedebilirsin. O yatırdığın para gidebilir. Diğer kısmı da kullanmayı biliyorsan 1000 dolarlık bir sermaye ile 10.000 dolarlık hacim yaratabiliyorsun. Örnek veriyorum. Bakın şöyle bir örnek vereyim ben size. Şu anda benim bir işlemim var. 2500 dolarlık yani 250 dolar 10 kaldıraçlı bir işleme girmişim ben sabah. Şu an 10 dolar civarında karda. Şuradan işleme girmişim. Onu da size şöyle göstereyim. Bakın analizini analizini yapmıştım. Açık bir trade'imi örnek gösteriyorum size. Bakın bu Bitcoin SV'nin yatay desteği. Desteğimi çizmişim. Burada görüyorsunuz. Burası gayet bir destek olarak çalışmış. Ardından gelmişim. Bunun Bitcoin grafiğine bakmışım. Bitcoin'de de henüz kırılmamış bir trend gözüküyor. Ardından ben bunu buradan longlamaya karar vermişim. Ve topumu da bu çizginin pardon çizginin çizginin bu çizginin altına koyduğum zaman şu bölgelere çok ufak kayıplarla stop olarak ilerliyorum. Yani şimdiye kadar nasıl gitti derseniz ben size kar zarar geçmişimi de göstereyim. Bakın ilk günümde 250 dolar sonrasında 40 dolar kazanmışım. Sonrasında 13 dolarlık bir stop olarak günü kapatmışım. 80 dolar, 70 dolar, 44 dolar. Sabah bir işlemim stop oldu. Şu an eksi 30 dolar bugünün bakiyesi. Yani kayıplarım ne kadar ufak, tolere edilebilir, telafi edilebilir miktarlar olduğunu görüyorsunuz. Ama kayıp kazandığımız zamanda da 50 dolar 100 dolar ben büyük sermayeler de yönettim büyük paralarla da işlem yaptım ama küçük paralarla tedbirli gitmenin tadı gerçekten çok başka ben büyük paralar da yönettim büyük paralarla da işlem yaptım ama inanın 250 dolarla yaptığım tedbirin temkinin haddi hesabı yok çünkü o platformun kuralı bu yani eğer bu işleri yapacaksanız benim sermayem yüksek değil, benim 300 dolarım var, 500 dolarım var, 200 dolarım var. Ben bu paralarla, emin adımlarla sermayemi ufak ufak büyütmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken yol bundan başkası değil. Her videomda söylüyorum, gruba da her gün yazıyorum. Arkadaşıma, eşime, dostuma, işlem yaptığım ya da kaldıraçlı işlemlerle uğraşan bütün arkadaşlarım ve uğraşacak arkadaşlara katiyen stopunuzu koyun. Bunu gerçekten her gün hatırlatacağım. Takipçim olan dediklerime, işlemlerime, tecrübelerime değer veren ve dinleyen arkadaşlarım gerçekten tecrübe konuşuyor. Bu işlemlerde stopunuzu güzel kullanır. E, milimetrik hareket ederseniz. Yani bu buraya geldiğinde dayanamayıp. Aa bu desteğe geldi ben bunu long deyin. değil. O desteğe yaklaşacak böyle öpmek üzereyken desteği. O zaman işleme gireceksiniz. Çünkü stop ne kadar yakın olursa kaybınız o kadar uzak olur. Her zaman slogan şudur ki kaybetmeyi göze alabildiğiniz miktarlarla işlemlere girmeniz gerekiyor. Kaldıraçlı işlemlerde özellikle. Çünkü spotta hani o da doğru değil. Spotta da stop limit kesinlikle önemli. Yani normal borsa üzerindeki hold ettiğiniz, alsat yaptığınız tokenlarda da bu geçerli. Stop her zaman geçerli. Ama kaldıraçlı işlemlerde ekstra gerekli. Çünkü pozisyonunuz patladığı zaman içeride koyduğunuz para Uçuyor bu yatırım gibi değil ben beklerim 6 ay sonra toplarım gibi değil Lütfen bu piyasalarla ilgileniyorsanız kaldıraçlı işlemlerde al sat yapıyorsanız kendinizi Eğitmeye öğrenmeye çalışıyorsanız Bu hususlara mutlaka ve mutlaka Dikkat edin Hani ben elimden geldiğince Arkadaşlarıma, çevreme, takipçilerime bu bildiklerimi anlatmak istiyorum. Çünkü bu işler öyle uzaktan gözüktüğü gibi kolay değil. Biz de referans linki veriyoruz diyoruz ki bakın biz burada işlem yapıyoruz gelin. Bunu birçok kişi yapıyor. Bu doğanın kanunu ayıp bir şey de değil yapan birisi olarak söylüyorum. Ama dışarıda bir yerde görüp Aa, x kişi burada işlem yapıyormuş gideyim hemen üye olup işlem yapmaya başlayayım. Bu değil abi. Eğer bu işlere karar verdiysen, kaldıraçlı işlemleri trade etmeyi düşünüyorsan bilmen gereken yollar çok açık. Bunları öğrenmen, bunları deneyimlemen, öyle başlaman gerekir bu işe. Öyle başlamadığın takdirde üzgünüm ama kaybetmeye mahkumsun. Bana günde gelen Telegram'dan, Twitter'dan gelen yazıları, screenshotları size göstersem hayret edersiniz. Hatta bir sonraki videomda size ibretlik bir e, kaldıraçlı işlem hikayesi anlatacağım. Hatta screenshotlarını göstereceğim. Arkadaşın da izni var. Merak edin bir sonraki videoda görmek için. Artık onu bir sonraki videoda anlatacağım. Umarım anlattıklarımdan faydalanmışsınızdır. Zamanınızı, emeğinizi, vaktinizi harcadığınız, daha zor kazandığınız paraları aç hırsla kaybetmemenizi isterim. Ben yine adettendir işlem yaptığım borsanın linkini aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bol stoplu, tedbirli trade'ler diliyorum.